Münazara konusu soyut ve metafizik olmamalıdır. Öğrencilerimiz soyut ve metafizik konularında problem yaşayabilecekleri için konu seçiminde bu iki unsura önem vermemiz gerekiyor. Tabii ki üniversite düzeyindeki öğrenciler arasında bir münazara gerçekleştiriliyor ise soyut ve metafizikle ilgili konular verilebilir. Ancak orta öğretimde yaşları gereği, eğitim düzeyleri gereği ne olması gerekir? Bu iki konudan uzak durulması gerekir. Konu tez ve antitez özelliğine sahip olmalıdır. Yani iki yönüyle incelenebilen, karşı bir görüş şu olan bir konu seçilmesine özen gösterilmeli. Ve gelelim münazaranın uygulanma şekline. Yani nasıl uygulanır? Münazara süresi yine 1 saat ve 1 saat 15 dakikayı geçmeyecek bir sürede olmalıdır. Her konuşmacı için yine ortalama 10-15 dakika gibi bir süre verilmelidir. Sınıf münazaraları tabii ki ne olmalıdır? Sınıfta, ders içerisinde gerçekleştireceğimiz için bir ders saatini geçmemesi önemlidir. Yine münazaralarda konuşma sırası sabittir. Esas konuşmaları ne yapar? Çoğu kez grup başkanları gerçekleştirir. İlk konuşmayı olumlu fikri savunan grup başkanı gerçekleştirir. İkinci konuşmayı ise olumsuz düşünceye sahip olan, olumsuz fikri savunacak olan grup başkanı gerçekleştirir. Ve münazaralarda bir jüri söz konusudur. Jüri'nin belirlenmesinde ve görevlerinin dağılımı nasıl yapılmalıdır? Öncelikle münazarada 3 ila 5 kişi arasında oluşan bir jüri grubu olmalıdır. Yani hakem kurulu da diyebiliriz buna. Hakem kurulu da olmalıdır. Jüri'nin esas ama e görevi nedir? Hangi ekibin fikrini daha doğru savunduğunu belirlemektir. Ve düşüncelerini daha etkili dile getirdiğini belirlemektir. Jüri üyeleri konuyu iyi bilmeli. Yani konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişiler arasından seçilmeli. Seçilen jürilerin yine saygın kişiler olmasına özen gösterilmeli. Tartışacak olan öğrencilerin de yakını olmaması önemli. Yani gruptaki kişileri tanımaması önemlidir. Yanlı davranmamak adına. Jüriyi oluşturan kişiler münazaradan önce ne yapar? Kendi aralarında Toplanabilirler. Bu toplantı sırasında bir jüri başkanı seçilir. Jüri üyeleri daha sonra konuşmaları değerlendirirken nasıl bir ölçüm kullanması gerektiğiyle ilgili konuşmacılara özür diliyorum. Jüri üyelerine bilgi verir ve jürideki kişiler puanlamanın nasıl yapılacağını bu şekilde daha doğru öğrenmiş olur. Jüri başkanı jüri üyelerinin ve gruptaki kişileri ne yapar tek tek dinleyicilere tanıtır. Jüri başkanı münazaranın sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri daha önceden almalıdır. Gerekirse konuşmacılara münazara kurallarını hatırlatmalı. E, gruptaki kişilerin Münazara sırasında nelere dikkat etmesi gerektiğini, hangi sözlerden ya da hangi hareketlerden kaçınması gerektiğini münazaranın başında bildirir. Daha sonra ise jüri başkanı herhangi bir gruba söz hakkı vermek için ne yapması gerekir? Bir kura çekmesi gerekir. Sınıfta yapmış olduğumuz münazaralarda olumlu düşünceye sahip olan, olumlu fikri savunacak olan konuşmacı grubu konuya başlarken e, ne yapılması gerekir? Jürinin önünde yapılacak olan münazıralarda kura çekilmesi daha doğru olacaktır.